benim vücudumda lekeler oluşurdu hocam. Egzemalar. Açık söylüyorum size. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Egzemalar. Yani ben yaklaşık 3 senedir var bu egzemalar. Vardı. Doktora gittim. Ee, deri doktoruna gittim. Acaba yediğim içtiğim mi dokunuyor? Acaba nerede yanlış yapıyorum? Sorular üzerine sorular. Kafa karma karışık oluyor. Ama eğitime katıldım ya. Bu bir ay içinde odaklanma ve konsantrasyonu açtım. İnanın bana şu an aynı işi belki daha güzel potansiyelle daha stressiz yapıyorum. Kendiliğinden gitti egzemalar. Lekelerim kendiliğinden gitti. Orada anladım ki işte tamam. Şu an ...free olduğunu bildiği için... ...otomatikmen huzurda kalkıyorsun. Şimdi önemli olan da... ...burada da, işinde de, işine giderken... ...ya da burada yaşadığın yerde de... ...tatildeymiş gibi... ...her gün aynı motivasyonla kalkabilirsek... ...o zaman başarmış oluyoruz zaten yani. Bizim için her gün tatil oluyor o zaman Allah'ın izniyle. Bilhassa inançlı insanlar için söylüyorum. Ben kendimden söyleyeyim... ...namaza yöneldim. Allah sizden razı olsun. Yani buna uyup da... ...başarısız olmak imkansız gibi bir şey... Yani yani imkansız yani. Programı kendi kişiliğini, kendi öz kaynağına yatırım yapmak isteyen, kendini bulmak isteyen herkese tavsiye ederim. Bir yerde takılıyor musunuz? Sıkıntılarınız mı var? İnançlı insanlar mısınız? O zaman gelin derim bu programa katılın. Kendini geliştirmek isteyen, kendini tamamlamak isteyen herkes bu programa katılsın derim. Ailesiyle daha mutlu, huzurlu olmak isteyenler, işinde daha başarılı olmak isteyenler, annesiyle babasıyla daha iyi geçinmek isteyenler, daha çok anne baba duası almak isteyenler, bereket içinde yüzmek isteyenler, onlar bu eğitime katılsınlar kesinlikle. İsmim Muhammed Burak Şenel, 25 Haziran 91 ham doğumluyum. Almanya'da eğitimimi gördüm, abiturumu yapıp bir üniversite hayatım oldu. Üniversitemi bitirmedim fakat kendi işimizde çalışmaya devam ettik. Dönercilik sektöründeyiz. Ailecek dönercilik yapıyoruz. Yaklaşık 10-13-14 senedir de bu mesleği icra ediyoruz Almanya'da. Farklı badirelerden geçtik. Takıntılarımız vardı. Bir ay oldu tam eğitimdeyim. Tamamen yeni bir kişilikle kendimi bulmuş durumundayım. Öyle diyebilirim hocam. Sizinle iletişime geçmemin nedeni sizi internette keşfettim. Daha doğrusu babam e, sizi bana önerdi. Babam görmüş. Bir İsa hocayı dinle oğlum dedi. İlk dinlediğimde tabii e, pek e, direkt sanki hitap etmedi gibi ama tekrar karşıma çıktığında bir ikinci kez de oturup düşündüm. Dedim ki bu seminer var ya 90 dakikalık seminer ona evet. bir bakayım dedim. Ona bir bakma kararı aldım ve hayatımda belki de ilk defa 90 dakika kesintisiz bir semineri izlemiş oldum. Yani <laughs> pür dikkatle. <laughs> Şöyle açıklama getireyim, o 90 dakikalık e, seminer uyanış semineri, yani evet. direkt uyandırıyor. Oradaki maksat uyandırmak. Evet. Ve bu da bende oldu yani. O 90 dakikalık seminere baktığımda ben e, oturdum, düşündüm ve kararımı verdim. Dedim ki benim bu eğitime katılmam lazım. Tabii bu feedbacklere de baktım ben. Feedbackler vardı. Mesela eğitime katılmış insanlar, insanların yorumlarını dinledim. Ne tür değişiklikleri elde ettiklerini gördüm, dinledim. Bu da beni etkiledi. Dedim ki ben de yapabilirim. Yani ben, eksik olan bende bu. Zaten şöyle hocam yani şimdi şöyle düşündüğümde eğitime katıldıktan sonra ben bunu daha iyi fark ettim. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Yani insanda ins insanın kendisinde bir şey var. Ben biliyorum ya tabii o öyledir. Biz aslında çoğu şey bildiğimizi zannediyoruz. Yani devam edemiyorsak demek ki bir yerde biz hata yapıyoruz, bilmiyoruz. Onun için bu işi ehlinden, eğitimini almak, tekniklerini öğrenmek. En basit örnek vereceğim. Mesela günlük planlamamız var. Şurada en yukarıda daima verimli ol diyor. Ben her sabah şimdi bu planlamayı yaptığım için her sabah güne uyandığımda daima verimli ol okuyorum ya. O benim beynime çapalanıyor. En aşağıda da ne diyor? Seni ileri taşımıyorsa peki o zaman neden yapıyorsun? Mesela eğitimden de ziyade bir şey bildiğimizi zannediyoruz ya tamam peki beni ileri taşımıyorsa ben aynı çemberde dönüyorsam niye yapıyorum ya da nerede eksik yapıyorum bunu sorgulamakta işte insanlarımız bazen eksik kalıyor o yüzden sizin eğitiminiz çok çok etkili bilhassa yani şöyle diyeyim bu bir sihirli değnek değil tamamen insanın kendi gelişimini kendi kişisel pezonli kaytını destekleyen bir eğitim yani siz e, çıkıp da ee, ...şimdi konuyu başka bir yere de indireceğim... ...son zamanlarda moda oldu... ...insanlar e, sihirlere bir türlü... ...yani kimisi çıkıyor internette diyor... ...yok üç kere şöyle yap üfle... ...dilediğin kabul olsun... ...bu böyle bir şey değil yani... ...bu tamamen bizim kişiliğimizi bulma noktasında... ...bizim e, odaklanabilmemiz, konsantre olabilmemiz noktasında bizi yard bize yardımcı olan bizi teşvik eden güzel bir eğitim. ...bende odaklanma ve konsantrasyon problemi vardı. Mesela doğru dürüst hedef koyamıyordum hocam. Hedef koyuyordum ya, sonunu getiremiyordum yani. Neden? Çünkü şimdi fark ettim eğitimden sonra bunu fark ettim. Şimdi biz hedef koyarken hocam, biz bu hedefi koyarken olumlu tarafından değil de koymadan 10 tane olumsuz tarafını düşünüyoruz mesela. Yani ben bunu yapacağım. Aa ondan sonra aklımıza geliyor. İşte ya bunu yapsam ama ya işte o da yapıyor ya da ne bileyim şöyle de olabilir. E yapsam elime ne geçecek ki gibi gibi. Yani böyle nefsi vesveseler onlara takılı kalıyoruz ve bu eğitim de bizi aslında bir nefis terbiyesi bu bir e, uyanış dediğiniz gibi bir nefis terbi nefisinde mertebeleri vardır ya bilhassa inançlı insanlar için söylüyorum ben kendimden söyleyeyim namaza yöneldim iki günde bir Kur'an okuyorum elhamdülillah tamam muhafazakar bir aileden geliyorum annem babam namaz kılıyor ama ben kılmıyordum mesela babam çok derdi oğlum namaz kıl namaz kıl kılmıyordum neden şimdi zaten etrafımızda böyle olumsuz söylemler olumsuz etkenler olur. Şimdi onlar olduğu zaman oradan siz olum sizin olumluyu almanız zor olur. O yüzden böyle bir eğitime katıldığımızda bunu fark edebilmek daha da kolay oluyor. Neden bizim programa katılmak istediniz? Neden? Nedeni ne? Neden, nedeni şu hocam, sizin e, bilimsel teknikleri dini değerlerle harmanladığınız için. Şimdi biz inançlı insanlarız değil mi? Ve sizin hadisleri, Kur'an'dan ayetleri Allah'la bağladığınız konular beni etkiledi açıkçası. Ve dedim ki işte bu yani bir inançlı insan böyle olması lazım. Böyle olursa zaten başarılı da olur, zengin de olur, bereketli de olur. Yani bu mindset'e benim ulaşmam lazım dedim. O yüzden yani sizi seçerek kazandım kartal olmak istedim hocam. Programa başlamadan önce dediğim gibi yaklaşık şu an benim şahsen 2016'dan beri ben kesintisiz kendi işimde çalışıyorum babamla birlikte. Bizim belli bir rutinimiz var. Şükürler olsun işlerimiz gayet iyi. Benim şahsi problemim ben gelişemediğimin farkındaydım. Nasıl farkındaydım? Tamam işlerimi çok güzel yapıyordum. Sorun yok. Müşterilerden de güzel feedback alıyordum ben. Mesela gelirdi adam benden dönerini isterdi. Huzursuzluk vardı içimde. Kaygılar vardı. Mesela babam var ya şu an yanımda. İşte babam bir iki sene bırakacak. İşte ben nasıl yapacağım? yapabileceğim mi yani böyle negatif sorular veya böyle aşağı çeken sorular odaklanma konsantrasyon problemi aşırı sinir de vardı çok sinirliydim çok çabuk sinirlenebilirdim stres kontrol ve bunları bir ay gibi ufak bir sürede yani ben şu an e, Allah izin verirse daha 5 ay birlikteyiz hocam evet. Allah izin verirse ondan sonra da devam da edelim yani bir ay içinde ben odaklanma noktamı açtım ...odaklandım, stresimi aştım... ...aynı işi komple stressiz yapıyorum... ...yani bu zaten benim için... ...ya benim vücudumda lekeler oluşurdu hocam... ...egzemalar, açık söylüyorum size... ...tüm samimiyetimle söylüyorum... ...egzemalar, yani ben yaklaşık... 3 senedir var bu egzemalar, vardı... ...doktora gittim... E, ...deri doktoruna gittim... İşte acaba yediğim içtiğim mi dokunuyor... ...acaba nerede yanlış yapıyorum... ...sorular üzerine sorular... ...kafa karma karışık oluyor... Ama eğitime katıldım ya bu bir ay içinde odaklanma ve konsantrasyonu açtım. İnanın bana şu an aynı işi belki daha güzel potansiyelle daha stressiz yapıyorum. Kendiliğinden gitti egzamalar. Lekelerim kendiliğinden gitti. Orada anladım ki işte tamam benim beynimle düşünme noktasında bunu işleme noktasında bir sıkıntım vardı. Ben bir yanlış yapıyordum bunu aşamadığım için bu sıkıntılarla bu sorunlarla karşılaşıyordum İşte demin başta da dediğim gibi kişi hep e, ben biliyorum der işte zanla e, hareket eder ama öyle değil gerçekten Hazreti Allah insanın zanlına göre veriyor zanlımız hep iyi yönde olması lazım İlimi ehlinden almamız lazım önce kendimize yatırım yapmamız lazım yani ben bunu anladım ben şunu alayım ben bunu alayım değil yani bereket istiyorsak huzur istiyorsak mutluluk istiyorsak o yoksa bunları değiştirmek için bunu yerinde öğrenmek lazım ilim ilmini almak lazım okumak lazım bu çok önemli anladım yani bu insanda başka bir perspektif açıyor. Başka bir, bir farklı bir ufuk veriyor. Teknikleri de öğrendiğimiz zaman burada türlü türlü teknikler öğreniyoruz mesela. Beynin farklı frekanslara girmesi, ondan sonra işte takıntılar, panik ataklar, bunları nasıl engelleriz? Bunların üstesinden nasıl geliriz yani ve bunları yapınca o zaman insan diyor ki ya aslında ne kadar basitmiş. Evet basitmiş ama işte kendin evde oturup düşününce düşününce biliyorum biliyorum deyince basit olmuyor yani. Öyle basit değil. Kendi başına yapamıyorsun yani. Bunun yardımını alman lazım. Dediğim gibi mesela bilhassa işte stres ve sinirlendiğimde, akşam eve geldiğimde mesela bunu fark ederdim. Ha ben burada fata yaptım. Ama ertesi gün onu unutmuştum. Anlatabildim mi? Veya ben bunu bunu değiştirmem lazım. Onu söylüyorum. Okey farkındayım. Ama bir şey yapmıyorum ki. Ertesi gün oluyor. O uçmuş gitmiş bile. O dünkü, dün akşam e, hatırladığımda kalıyor yani. Orada kalıyor. Burada teknik öğreniyoruz. Burada ilim öğreniyoruz. Burada bilim öğreniyoruz. Bunların hepsini bir arada tutup harmanlayınca da ortaya çok güzel şaheserler çıkıyor. Ya yani çok basit aslında yani. Biz beynimizin Kullanma kılavuzunu siz bizim elimize veriyorsunuz. Bak diyorsun kullanma kılavuzun bu. Bunu böyle böyle yaparsan yüzde yüz garanti başarıyorsun. Budur yani. Reçeteye uymak. Her şeyin bir reçetesi var. Her şeyin bir kılavuzu var. Hayat da öyle. Yani ego ve kibiri bir kenara bırakacağız ve öğrenmeye, ilme açık olacağız. Zaten yani bu eğitime katılmak isteyen arkadaşlara benim tavsiyem bu eğitime gerçekten kendinizin farkına vardıysanız yani bir şeyler değiştirmek istiyorsanız, azimliyseniz gelin katılın derim. Açık söylüyorum. Yani gerçekten insan bereket olması lazım, hazır olması lazım bir şeyleri değiştirmeye, fark etmeye istemek lazım yani. Biz dua etmeyi bile yanlış biliyormuşuz hocam. Açık söyleyeyim size yani. Dua ettiğimizi zannediyormuşuz ama duayı bile yanlış biliyormuşuz yani. Onu bile öğreniyoruz ve hayatımız birden farklı noktalara kayıyor. Allahu Teala yani ummadığımız yerden güzel şeyler gönderiyor bize yani. Allahu Teala o kadar büyük. Her şeye kudreti var. Sonsuz kudret güç sahibi. Elhamdülillah. Yani bunları Rabbim isteyen herkese yaşatsın inşallah. Hazır olana hazır yetişirmiş. Kesinlikle hocam kesinlikle ve eğitim şunu da eklemek istiyorum bu eğitim nasihatlerle dolu. Bazen hani babamızın bile nasihatını dinlemeyiz ya oysa hani büyüklerin nasihatini dinlemek çok önemli dinlemek dinlemek sadece dinlemek, o nasihatı alabilmek. Babamızın nasihatlerini dinlemeyiz ya da etrafımızdaki yakın hissettiğimiz insanların nasihatını dinlemeyiz. Neden? Çünkü onun bir olumsuz hareketini ya da söylemini görmüşüzdür ve kafamızda direkt kapatmışızdır onu ya da bilincimizde. Ama bu eğitim nasihatlerle dolu ve bu yani mesela ben sizi tanımıyordum şimdi eğitimden önce değil mi? E şimdi bu eğitimde okuduğumda, öğrendiğimde, nasihatları da aldığımda diyorum ki aslında bu benim bildiğim şeyler ama bunlar sizden mesela gelince daha güzel bir etki ediyor. Ha diyorum doğruymuş. Hani İmam-ı Azam 40 gün sonra getir diyor ya bal evet. yiyen çocuğa bir cümle söyleyecek. Diyecek ki oğlum bal yeme diyecek ama bunu 40 gün tehir ediyor. Sebebi evet kendisi 40 gün bal yemiyor. Ondan sonra çocuğa söylüyor ve çocuk bal yemeyi terk ediyor. Şeker hastası olan çocuk bal yemeyi terk ediyor. Annesi de çocuğun annesi de soruyor. Neden bizi beklettiniz? Çünkü ben 40 gün bal yemeyi terk ettim. Yani ben uyguladım. O yüzden çocuğunuza tesir etti söylediklerim. Yani bu anlattıklarımızı biz uyguluyoruz. Uyguladığımızdan dolayı tesir ediyor okulamadıktan evet. sonra sigara içen bir insanı düşünün oğlum evet. sigara içme demesinin evet. etkisi olur mu? Olmuyor Ol. tabii, evet aynen öyle. İş hayatınıza nasıl yansıdı? Nasıl yansıdı? İlk etapta iletişim, iletişimden kaynaklı yani eğitimden önce iletişimden kaynaklı çok farklı problemler varmış aslında. Burada doğru iletişimi öğreniyoruz insanlarla işçilerimizle, çalışanlarımızla veya lifagantlarımızla doğru iletişimi öğreniyoruz. Bu birinci nokta. En önemlisi de belki. Yani dil kalıpları deriz ya. Ondan sonra işimizi nasıl daha aynı potansiyelle daha yüksek verim nasıl elde ederiz? Onu öğreniyoruz. Biz bazen mesela bilhassa kendi işlerini yapanlar Almanlar der ya selbstunständig, selbstunständig. Yani öyle bir şey oluşmuş kafada çok zor yani hep çalışacaksın edeceksin. Yok yani biz aynı e, daha az stresle daha çok potansiyel elde etmeyi hedeflediğimiz için ona da ulaşıyoruz zaten doğru iletişimle doğru kaynakla, doğru hal ve hareketlerle. Verimliliği arttırdınız. Verimliliği arttırdık. Aynen öyle. İnsanlarla yani bilhassa çalışanlarımızla daha uyumlu, sıkılmadan, gerilmeden, sinirlenmeden, bazen istediğimiz gibi gitmese de, istediğimiz gibi gitmese de bunu iyi feabaytın yapabilmek. İş yerinizin boyutunu anlatabilmek için nasıl anlatabiliriz? Yani kaç kişi çalışıyor yanınızda? Şimdi bulunduğumuz yerde e, sıra olarak ben bir şey demeyeyim hani ben, biz şöyle biz birinciyiz ya da biz en iyisiyiz demeyeyim. Yani e, kendimi övmek istemiyorum. Yani o konuda hani şöyle söyleyeyim. Bunu evet, insanların takdirine bırakayım. Müşterilerimizin takdirine. Biz 96'dan beri faaliyet yapan bir dükkanız bulunduğumuz yerde. Bir küçük bir imbisiz ama elhamdülillah restoran gibi iş yapıyoruz elhamdülillah etrafımızda en tanınmış dönercilerden biriyiz Dortmund'dan da gelen var, Unna'dan da gelen var, Ham'dan da gelen var, Lünen'den, Bochum'dan gelen var, 50 kilometreden gelen var. Abi diyor öyle bir ekmek yaptın ki diyor, öyle bir döner yaptın ki diyor, şiir gibi diyor. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> evet. Şimdi. Ee, ...şükürler olsun... ...işlerimiz gayet iyi... ...ortalama yani şu an... ...temizlikçi işlerim, işçilerimizle... ...beraber 9-10 kişiyiz... ...ekonomik bir sıkıntı olduğu için... ...bir kriz olduğu için... ...bir hayat pahalı olduğu için... ...insanların alım gücü de düştü tabii ki... Evet. ...haftalık döner yiyen adam... ...aylık döneri çevirdi mesela... ...haftada bir gelen adam ayda bir gelebiliyor... E neden? Yani ...döner 4 euroydu... ...8 euro oldu... ...biz şu an 8 eurodan satıyoruz yani eskiye göre az değil. Bana sorarsanız hala dönerin fiyatı bulmadı kendini. O ayrı bir konu ama ya insanların e, durumları e, aynı kaldığı için dediğim gibi insanlar daha az yiyebiliyor. Ama şükürler olsun bizim işimiz gayet iyi. Berkamen Döner Zentrum am Roggenkamp 2. Ziyaret etmek isteyen sizi zaman hocam. Aynen öyle. tane kız çocuğum var hocam benim. Maşallah. Şimdi şöyle insanlar yani biz şikayet edip ya da sorunu başkalarında aramayı severiz. Ya işte benim misal veriyorum yani benim annem böyle benim babam şöyle yaptı benim annem şöyle söyledi. Yani tamamen kendimize odaklandığımız için kendimize konsantre olduğumuz için kendi gelişimimize kendi farkındalığımızın farkında olduğumuz için ve bu bu ilimi öğre öğrendiğimiz için artık ne zaman bu şikayetleri veya başkalarına yüklemeyi bıraktığımız an zaten huzurumuz, bereketimiz artıyor, mutluluğumuz artıyor. Yani ben ben lafı öyle yapmışım. Hemen hemen e, sinir, sinirliydim ya hocam derdim ya sinirli olduğumu. Bir şey söylenirdi. Bana yani ben, bana uymazsa hemen e, belli olurdu yüzümden belli olurdu yani istemesem de belli olurdu hemen yanımdaki insanlar belli ederdi yani hatim nişke past mesela biz yani biz uyumlu olmayı öğreniyoruz uyumlu olmak pozitif kalabilmek Yağmur yağdığında da güneşi görebilmek, dolu yağdığında da güneşi görebilmek. Mesela tatile gittiğimizde Alanya, Antalya, Side'ye yazın ortasında orada ya da köye çıktığımızda hani hep derler ya ya köye geldiğimde 3 saat bile uyusam yetiyor. E neden acaba yetiyor? Çünkü yani kafan bir kere şu an tatilde olduğunu, şu an free olduğunu bildiği için otomatikmen huzurda kalkıyorsun. Şimdi önemli olan da burada da işinde de işine giderken ya da burada yaşadığın yerde de tatildeymiş gibi her gün aynı motivasyonla kalkabilirsek o zaman başarmış oluyoruz zaten yani. Bizim için her gün tatil oluyor o zaman Allah'ın izniyle. Rahatlama oldu. Ben de öyle oldu yani. Bakış açımı değiştirdim. Tamamen kendime odaklandım. Konsantre oldum. Hedeflerim belli. Ve ertelemiyorum. Maşallah. Ertelemiyorum. Anında yapıyorum. Böyle olması da zaten çok iyi hocam. Yani e, diyorum ya e, siz güzel bir reçete hazırlamışsınız. Allah sizden razı olsun. Yani buna uyup da başarısız olmak imkansız gibi bir şey yani. İmkansız yani. En ilginç şey neydi? Hani böyle bam diye bir yumruk gelir ya insanı böyle uyandırır. Hani o yumruk, o farklı olan, ilginç olan öğrendiğin şey neydi? Çok ilginç olanı bir çocukluğumuza inmiştik ya hocam. Çocukluğumuza inmiştik. Orada sanki gözlerimi açınca böyle bir farklılık hissettim. Sanki yani o içimdeki engele attım. Beni etkileyen o kadar çok çok şey var ki videoları izledikçe özetlerinden de hep not alıyorum. Her biri beni ayrı etkiliyor. Her biri bende ayrı bir uyanış, uyanışa vesile oluyor. Gözlerimi daha fazla açmaya vesile oluyor. Kitap okumadan nefes tekniği yapıyorum. Otomatikmen daha derin, daha konsantreli okuduğumun farkında oluyorum. Psikolojinin gerçekten fizyolojiye etki ettiğini. Bu bende tak yaptı. Psikoloji eşittir fizyoloji. Fizyoloji eşittir psikoloji. Yani bu denklemi sağladı da ben tamamım Allah'ın izniyle dedim. Bu da bende tak yaptı. Ve işte bu dini örnekler, misaller de beni çok böyle etkiliyor. Programı kendi kişiliğini, kendi öz kaynağına yatırım yapmak isteyen, kendini bulmak isteyen herkese tavsiye ederim. Derim. Bir yerde takılıyor musunuz sıkıntılarınız mı var İnançlı insanlar mısınız o zaman gelin derim bu programa katılın Katılmasalar bile semineri izlesinler ondan sonra kendi sorularını cevap bulmaya çalışsınlar Kendini geliştirmek isteyen kendini tamamlamak isteyen herkes bu programa katılsın derim Ailesiyle daha mutlu huzurlu olmak isteyenler işinde daha başarılı olmak isteyenler Annesiyle babasıyla daha iyi geçinmek isteyenler daha çok anne baba duası almak isteyenler, bereket içinde yüzmek isteyenler. Onlar bu eğitime katılsınlar kesinlikle. Şimdiki zamanda yani siz de bilirsiniz internette bir girin neler neler var. Allah'ım ya Rabbim. Yani insanlar nelere nelere yöneliyorlar. İnsanların çoğu sihirli değnek istiyor. Ve oradan da affedersiniz çıkmış sahtekarlar. E, kimisi diyorum ya Yok işte e, belli sihirlerle bilmem nelerle sihir demiyor adamı ama an, yani gösterdiği bildiğiniz sihir yani. yani. Bunu anlamamak için aptal olmak lazım çok özür diliyorum. Yani buna da inanan insanlar var. O yani çünkü neden aceleci istiyorlar? Hemen olsun istiyorlar. Şimdi bu eğitimin güzel tarafı da o. Acelecilik yok burada emin adımlarla sizi istediğiniz siz ne istiyorsunuz bereket mi istiyorsunuz hayatınızda siz eşinizle çocuklarınızla daha uyumlu daha huzurlu bir yaşam mı istiyorsunuz sizin sıkıntınız neyse burada analiz ediliyor ve size uygun bir reçete hazırlanıp sizin bunu 3 ay 5 ay 6 ay takip etmeniz isteniyor. Yani bugünden yarını olan bir şey yok beyin zünapseleriniz değişiyor. Yani yani algınız değişiyor. O yüzden diyorum ya uyduğunuz takdirde ya başarısız olma imkanınız yok. Ama hızlıdan acele işten uzak dur derim yani. Gelin bu eğitime katılın, seminere katılın, ön görüşmenizi yapın, hocamla konuşun. Yani yanlış yapmazlar. Reçete deyince tabii yanlış bir şey anlaşılmasın. Hani böyle bir ilaç filan. Ee, yok yok yok. Düşün, o değil. Yani bir yol haritası diyelim. Yol, yol haritası. Aynen kişiyi, öyle. Kişiye özel, onu tamamlayan, onun eksiklerini tamamlayan, önündeki engelleri kaldıran bir yol haritası. Reçet olarak bunu anlatıyoruz. Aynen onu demek istiyorum. Yani biz şimdi eğitime başlamadan önce bir test yaptık biliyorsunuz hocam. Sizinle beraber de siz de o testi analiz ettiniz ve bana. İşte nerede artılarım nerede eksilerim var siz o testten e, testin sonucuna göre siz bana söylediniz. Ona göre de bana bir yol haritası hazırladınız. Reçete olarak onu söylüyorum yani onu kastediyorum. Biraz böyle şiddetli anlatıyordunuz hocam öyle içindeki aslanı uyandır yani tam dedim ki tamam dedim ya işte <laughs> sonra dedim ben bu seminere katılayım. Seminere katıldım hocam. İşte 90 dakika o semineri kesintisiz dinledim gerçekten. Etkilendim ve sonra da başvurdum yani. Görüşmemiz oldu ve sonra da sizinle zaten ön görüşmemizi yaptık. Böylece karar vermiş olduk yani siz de. Dediniz ki Burak sen mantıklı düşünüyorsun. Sana mantıklı anlatılırsa her şeyi yaparsın dediniz. Ve beni eğitiminize kabul ettiniz. Test de zaten yani yaptığımız e, o analiz e, o da çok çok enteresan çok muazzam bir şey yani neler neler çıkıyor orada yüzde yüz tuttu yani <laughs> yani ilk başta hatta testi doldururken orada e, sayıları topluyoruz ya dedim acaba bu sayıları neden topluyoruz meğersem varmış bir hikmeti. <laughs> yani yüzde yüz tuttu mesela benim daha çok işitsel olduğum ortaya çıktı ki biliyorsunuz biraz müzikle de uğraşıyorum. ...gerçekten de işitselim... ...dinleyince daha çabuk... yani ...ezber yapabiliyorum... ...hatırlıyorum... ...hepsi çıktı yani... ...hepsi çıktı... Burak Bey... ...çok güzel... ...feedback verdiniz... ...Allah razı olsun... Allah Rabbim, sizden de razı olsun hocam... Aha. ...Rabbim eğitimden ziyadesiyle... ...faydalandırsın... ...ve Aha. binlerce insanın... ...belki de milyonlarca insanın... ...gönlüne dokunursunuz... ...bu video ile... ...onları evet. yüreklendirirsiniz... ...onları canlandırırsınız... Belki onların arasında bu videoyu izledikten sonra Allah razı olsun diyen insanlar çıkar yorum kısmında. Ve bunun sevabını Rabbim size binlerce kat fazlasıyla versin. Herkes faydalansın. Bizim istediğimiz o. iyilikler paylaştıkça çoğalır. Feedbackler birçok insanın kalbine dokunur, yüreklendirir, canlandırır. Onların da hayatını değiştirmesine sebep olur. İnşallah hocam. Aynı yerde dönüp dolaşıyorsanız, bir türlü o çemberden çıkamıyorsanız fazla geciktirmeden o ilimi o bilimi alın doğru yerden alın artık başlayın ha bir de şunu söyleyeyim tekerlek hareket etmeden motivasyon gelmiyor yani önce harekete geçin burada gerçekten insanlar doğru adreste bilasa inançlı insanlar için söylüyorum burası sizin için gerçekten güzel bir ev güzel bir çatı güzel bir adres Rabbim bize bizim ilmimizi arttırsın son tamam. sözünde bu olsun. Çok güzel. Teşekkürler. Sağ olasın. Herkese kucak dolusu selam gönderiyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz herkese.